Hoş geldiniz. Bugün marketler hakkında konuşacağım. Market hisselerini sürekli görüyorum. Market hisseleri çok konuşuluyor. Birçok aracı kurum model portföyüne ekliyor. Yüksek hedefler geliyor. Biraz bunları kafa yoracağım. Marketler gerçekten yüksek enflasyon ortamında da, düşük enflasyon ortamında da ama özellikle yüksek enflasyon ortamında karlılığını koruyabilen, kar marjını koruyabilen, her türlü kar edebilen temiz iş yani. Niye? Çünkü hemen zam yapıyorlar ürünlere. Asgari ücrete zam gelse bile hemen ertesi gün zamlar geliyor. Asgari ücret artışı olmadığı zamanlarda da yine zam geliyor. Yıl başında vesaire. Yani sürekli ara ara zamlar görüyoruz. Ama buna karşın personel giderleri, mesela çalıştırdığı birisi var diyelim ki kasiyerlik yapan. Asgari ücret güncellemesi geldiğinde onun ücretine zam geliyor. Yılda iki defa neyse. Sonra o mağazanın kirası var. Mağazanın kira güncellemesi yılda bir defa oluyor. Yani giderlerinde, personel ücretlerinde ve iş yeri kirası habire güncellenmiyor. Ama sattığı ürünler habire güncelleniyor fiyatları. Ve burada marjını koruyor. Ve defansif hisse diyebiliriz bu sebepten dolayı gerçekten. Şimdi marketlerin bir de rasyolarına bakalım. Şokun rasyosuna bakıyoruz. FK'sı 12. BİMAŞ'ın FK'sına bakıyoruz. 18.88. BİMAŞ'ın FK bence yüksek. Migros'un FK'sına bakıyoruz. 16.28. Şu anda en ucuzu Şok Market. En pahalısı BİMAŞ. En büyük tahta BİMAŞ olduğu halde en pahalısı BİMAŞ. Nasıl oluyor bu? Küçük tahta daha iyi gidiyordu hani. İşte şu anda BİMAŞ'ın BIST 30'da yüksek bir ağırlığı var. İlk üçte, hatta ikinci sırada olabilir. BİMAŞ'ın endekste yüksek bir ağırlığı olduğu için biliyorsunuz borsanın yükselmesini isteyenler var. İşte borsa yükselsin, ekonomi süper, insanlar dövizi bozsun, borsaya gelsin. Bu yüzden borsanın yükselmesi gerekiyor. Bu yüzden borsanın yükselmesi için de BIST 30'daki hisselerin yükselmesi gerekiyor. Ve özellikle BIST 30'da ağırlığı yüksek hisselerin yükselmesi gerekiyor. O yüzden rasyolar yüksek olabilir ama ileride ekonomi politikaları oturduğunda o zaman BIST 30 eski kötü günlerine geri dönebilir. Yabancı yatırımcı imdada yetişmezse onların da gelmesi bence biraz zor. Bu yüzden bu politikalar devam ettiği sürece BIST 30'daki hisselerin iyi hareketleri devam edecek ama politikalar değiştiğinde veya politikalar oturduğunda diyeyim, o zaman tekrar analiz yapmak lazım BIST 30 için konuşursak. Şimdilik BIST 30'da müzik devam ediyor. Dolayısıyla dans da devam ediyor. Şu anda Şok'un FK'sı 12. Aslında çok da ucuz bir FK değil. Ki Şok'un FK'sı içinde bakın geçen 2022 09'da şurada 1,2 milyarlık bir kar patlaması var. FAÖK'ün üstünde. Aslında FAÖK'e göre bakacak olursak daha düşük gelecekti aslında karı. Buna rağmen şu anda bu FK'da. Ucuz mu? Marketler bence çok da ucuz değil. Hiçbiri bence çok ucuz değil. Yani BİMAŞ 18 FK. Ya bu BİMAŞ iPhone mu üretiyor? Covid aşısını mı buldu? Niye bu kadar yani yüksek FK'sı? Sonuçta BİMAŞ marketçi. Kendisi tam hani kendi ürettiği ürünler de var. Veya ürettirdiği diyeyim. Ama yani işte böyle süper bir teknoloji firması gibi veya süper bir ilaç firması gibi katma değerli bir ürün değil. Marketçi. Dolayısıyla bu FK'lar bence yüksek BİMAŞ'taki mesela. Şimdi Şok'a da normalde pahalı derdim ama şimdi BİMAŞ'ın bu FK'yı görünce Şok'a pahalı diyemiyorum. Peki BİMAŞ yıllardır pahalı bir hisse mi? Evet, BİMAŞ hep pahalı. Bakın geçmişte 23 FK, 20 FK. Yani ben bunu yıllardır düşünüyorum. BİMAŞ niye FK'sı yüksek diye. Hep de pahalı olmaya devam ediyor ama artık biraz daha normalleşti. Eskiden 20 FK' ydı. Sonra bakın 10 FK'ya düşmüş. Yani hep 20 FK'da kalamıyor. Şu anda 19 FK. Sıradaki bilançosu iyi gelir. FK biraz daha düşer. BİMAŞ'ın dolar bazlı grafiğini de açtım. Grafik böyle. Hatta TL bazlıya çevireyim. BİMAŞ'ın gitmediği zamanlar da oldu. BİMAŞ'ın şuradaki sürecini hatırlıyorum. O zaman hisse gitmiyor diye herkes ağlıyordu yatırımcılara. Bu yıl iyi bir rally yaptı. Bundan sonraki hareketi ne olur? Yani marketlerde inanılmaz bir şekilde şu anda herkesin model portföyünde sürekli hedef güncellemeleri. Yani bilmiyorum. Ama grafik çok da iyi değil.
Yani bakın BİMAŞ'ın geçmişte böyle dinlendiği zamanlar da var. Dolayısıyla şimdi böyle bir yükseliş ve dolar bazında da yükseliş. Yani BİMAŞ'ı buradan yüklü almaya elim gitmez, onu söyleyeyim. E peki işte defansif ise faizler artıyor. Ya tamam, şimdi faizler artıyor. Sanayi hisseleri için durum biraz negatif gözüküyor olabilir ama her sanayi hissesi için değil ki. Karlılığını arttıran sanayi hisseleri de olacak. Yani burada iyi hisse kötü hisse farkı ortaya çıkacak. Yatırım yapan veyahut da yatırımlarını döndürebilen kar marjı iyi, özsermaye karlılığı yüksek firmalar karlılığını arttırmaya devam edecek. Az da olsa böyle firmalar olacak. Dolayısıyla işte sadece marketler var. Market dışındaki tüm hisseler kötü günler yaşayacak diye bir şey yok yani. Bazı hisselerin iyi dönemleri devam edecek. Marketler dışında yükselecek sanayi hisseleri de olacak az da olsa. Bunları da düşününce ve şu grafiğe de bakınca, yani şu son zamandaki yükselişi de görünce buradan alan çok para kazanabilir mi bilmiyorum. Migros'un grafiğine bakalım. Dolar bazlı açtım. Hatta şu temettüyü de seçeyim. Şimdi TL bazlıya çevirdim. Yani Migros'un şu süreçlerini hatırlıyorum. O zaman gitmiyordu ise. O zaman borcu da çoktu mesela. Sonra o borçlardan kurtuldu etti. Ve firma çok iyi hareketler yaptı. Şimdi asıl konumuza gelelim. Asıl konumuz şok market. Şu anda marketler içinde bence en ucuzu. Grafik nasıl peki? Yani grafik bence yine biraz primli. Yani atağını yapmış diyeyim. Çünkü sadece grafiğe bakarak hisse ucuz mu pahalı mı karar verilmez. Ama bir prim yapmış bu yıl. Bu bir gerçek. Şokun da şu zamanlarını hatırlıyorum. Şurası pandemi başlangıcı. Şok da eskiden gitmiyordu. O da borçlardan kurtuldu etti. Güzel bilançolar başladı. Sonra hissede de iyi hareketler oldu. Ama şuradaki hareket de çok iyi değil. Mesela 12 liradan burada 28. Aslında orada iyi bir yükseliş yapmıştı. Böyle grafiğe geniş bakınca oradakiler küçük gözüküyor bize. Yani aslında şuradaki yükselişle şuradaki yükseliş aslında aynı fiyat artışı yüzdesel olarak. Yani marketler bu yıl iyi bir yükseliş yaptı. Şok market de dahil buna. Peki daha yolu var mı? Şimdi baktığımızda Şok'un grafiğine Eylül ayından beri aynı fiyatta. Yani yaklaşık işte 1,5 aydır falan aynı fiyatta. Ama işte grafik şöyle olsaydı mesela şurada en tepeden almaya ben çekinirdim. Niye? Çünkü uçuyor yani. Bunun ya yataya girecek ya düzeltmesi olacak, bu belli. E şimdi yataya girdi. Hisse biraz sakinleşti. 50 günlüğe değdi mi bir bakalım. 20 günlüğe değmiş, 50 günlüğe henüz değmemiş ama biraz daha yatay hisse 50 günlüğe de yakında değer. Bu fiyatta kalabilirsin. Şok marketlerde 105 TL hedef veren aracı kurum var. Birçok aracı kurumunda model portföyünde. Şu anki fiyatı 62. 105 liraya gitse yaklaşık %67'lik yükselme payı var. Tabi bu hedefler bir yıllık veriliyor. Yani şok marketi bir yıl tutarsan elinde %68 kazanabilirsin. Faiz kaç şu anda? %45 desek faizin de üstünde kazanç getirebilirsin. Ha tabi keşke yani şuralarda alınsa tabi daha iyiydi. Çünkü ya tamam yani şurada da bir yükseliş trendi var ama az bir yükseliş trendi, yani ivmesi az. Burada az az yükseliyor. Az az istikrarlı yükseliyor. Şurada hızlı bir yükseliş var. İşte bu hızlı atak geldikten sonra da insan tabii çok yüklü alamıyor. Çekiniyor biraz haliyle. Covid zamanında da mesela o zaman da çok fazla market duyuyorduk. Ve o zaman da gerçekten haklıydı. Çünkü fabrikalar kapalıydı. Sokağa çıkma yasağı oluyordu. Marketler açık oluyordu. O zaman biraz daha normal. Peki şu anki durum? Yani şu anki durumun da haklı sebepleri var. Marketler direkt zam yaptığı için ürüne. Ama Covid zamanındaki gibi açık ara bir numara diyemem. Şok Market 2023 3. çeyrek kar beklentisi 2,3 milyar FAVEP 930 milyon net kar bekleyen var. 1,3 milyar kar bekleyen var bu bilançoda. 1,3 milyar çok iyi. Son bilançoda kar 891 milyon gelmiş. 1,3 milyara çıkarsa bunda yıllık yaparsa falan. Hani her bilançoda bunu arttırarak devam edebilirse 1,3'ten başlayıp arttırsam FK düşer tabi. Şimdi bakın sıradaki gelecek bilanço 2023 09 gelecek. Peki 2022 09'da ne kadardı? 1,2 milyardı zaten. Ama tabi bu karın hepsi FAVÖK'ten gelmiyordu. Sıradaki gelecek bilançoda ise
Faruk 1,3 milyarın çok üstüne çıkacak. Peki kar ne olur? Şimdi FK bu net kâra göre hesaplanıyor. Şu net kâr kısmına göre. Geçen yıl aynı dönemine göre yani 2022-09 yani şuradaki 1,2 milyara göre gelecek kâr buna yaklaşık olur. Dolayısıyla sıradaki gelecek bilançoya FK düşmez. Ama bir sonraki yani 2023 yıl sonu bilançosunu ne ile kıyaslayacağız? 2022-12 ile kıyaslayacağız. Yani 574 ile kıyaslayacağız. 2023-12 574'ün üzerinde olacağı için orada bir kar patlaması olacak. Sonra 2024-03 bununla kıyaslayacağız. 2023-03 ile kıyaslayacağız. 2024-03'ü. Ne kadar gelmiş? 399 milyon. 2024'ün ilk çeyreği 1,5 milyar gelse mesela veya işte o zamanki enflasyona göre ne kadar artarsa 400'ün çok üzerinde gelecek. Yani 2024 ilk çeyrek bilançosu da FK'yı düşüyor. Bunlar da bir beklenti. Yani biz şimdi diyoruz ki işte şokun FK'sı daha uygun. Ama işte bu FK'yı şu da etkiliyor. Şurada 2022-09'daki 1,2 milyar da etkiliyor FK'yı. Peki bu bilançoda ne olmuş da böyle FOYOK'a göre yüksek bir karlılık var? Açalım bilançosunu bu tarihe gidip. Zaman geriye aksın. Normalde vergi öncesi kar 577 milyonken ertelenmiş vergi geliri 546 milyon yaklaşık. Bunun etkisiyle dönem kar böyle yüksek olmuş. Yani buradaki şu kar aldatıcı. Peki o zaman FD FAÖK'lere bakalım. Yani firma değeri bölü FAÖK'e bakalım. Şu FAÖK. Esas. Şokun FD FAÖK'ü 6,90. BİMAŞ'ın FD FAÖK'ü 13. Migros'un FD FAÖK'ü 8,25. Dolayısıyla FD FAÖK rasyosuna göre de en uygunu şok. Peki şimdi milyon dolarlık soru. Hatta dolarcılık yapmayalım. Bir küp altınlık soru. Şimdi tamam FD FAÖK rasyosuna göre yani şuradaki FAÖK'e göre şok en uygunu. Ve bu FAÖK'te net borcun etkisi yok FAÖK'te. Sonra bir FAÖK'ten işte net finansal gelir gider yapılıyor ve net kar ortaya çıkıyor. Yani FAÖK'e göre en uygunu şok. Bu doğru. Ama bu net borcun hiç mi önemi yok? Tabii ki önemli. Bu yüzden net borç durumuna da bence bakmamız lazım. Şokun net borcu 2,6 milyar, öz kaynak 4 milyar. BİMAŞ'ın net borcuna bakalım. Net borç 10,5 milyar, öz kaynaklar 26 milyar. Migros'a bakalım. Net borç eksi 3,3 milyar. Yani nakite geçmiş. Bu net borç şurada eksi olunca nakiti fazla demek oluyor. Finansal borçtan. Dolayısıyla Migros nakite geçmiş. Şuradaki net borcun eksi olması pozitif. Aslında bunu da düşününce Migros'un şoktan geri kalır bir yanı yok aslında. Ama şu anda algı en ucuzun şok olduğu yönünde. Herkes böyle düşünüyor. Herkes bunu konuşuyor. En ucuz market şok algısı olduğu için şok daha iyi bir yükseliş yapabilir. Kısa orta vadede. Peki şu daha mantıklı değil mi? Ben şimdi 6-8 FK'lık bir hisse bulayım. Zaten 8 FK. Bir de yatırım beklentisi, kar artışı beklentisi olsun. 8 FK'lık hisse kar artacaksa mümkün değil ucuz kalamaz. Şu anki endeksteki diğer hisselerle de kıyaslarsak. Eskiden 4-5 FK'lara düştüğü de oluyor bir hisselerin. 3-4 FK'lara düştüğü de oluyordu. Şu anki borsada 5-6 FK artık ucuz. 8 FK ucuz. Şu anki diğer hisselerle kıyaslarsak. O zaman ben 8 FK'lık bir hisse bulayım. Onda kar artış beklentisi olsun. O daha mantıklı değil mi? Evet daha mantıklı. Öyle hisselerde bulabilirsiniz. Yani şu anki şok marketin fiyatı 12 FK. Tam kar artacak ama 3-5 katına çıkmayacak kar. Balon değil ama bence çok ucuz da değil. Ama BİMAŞ'a göre ucuz. Bu hedefler mesela bu 105 lira hedef veya başka hedefler de var. Nasıl belirleniyor? İndirgenmiş nakit akışı yöntemi. İşte burada 2024 beklenti, 2025 beklenti falan onları yapıyorlar. Oradan kar beklentisi sonra onları topluyorlar falan. 2024 beklentisi 7 milyar esas faaliyet karı, 5,4 milyar net kar. Hani hesaplama yöntemlerinde mesela beklenti bu. 2024'ün beklentisi. Cepte şok uygulaması. Bu da güzel bir uygulama. Orada ürünleri seçiyorsunuz, evinize geliyor. İnsanlar artık tembelleşiyor. Markete gidip alışveriş yapmaya üşeniyor artık insanlar. Bu uygulama da iyi bir şey firma için. Firmanın borçluluk durumu nasıl?
Son bilançoda 2023 06'daki bilançoda 5,7 milyar FAROK'ü var yıllık. Bunun 1,5 milyarını net finansal gelir giderler yemiş. Ve sonuç olarak 3 milyar net kar. Yani 5,7 milyarda 1,5 milyar yemiş. Sonuç olarak borcunu döndürebiliyor, kar edebiliyor. 2023 3. çeyrek beklentiler. 930 milyon net kar bekleyen var. Bir önceki bilançoda zaten 892 milyon. 892'den 930'a çıkması çok büyük bir başarı değil bence. Hani bunun için miydi ya? Bu kadar market. O kadar çok market reklam var ki acaba hani Mars'ta koloni falan mı kuracak diye bir insan düşünüyor. 930 gelirse bence çok da büyük bir başarı olmaz. 1,3 gelirse o zaman gerçekten iyi bir şey olur. Bu bilançoda 1,3 gelirse sıradaki bilançolarda da artışlar olur. Çünkü marketlerin karı hep artacak yani. Enflasyon oldukça ve insanlar mecbur marketten ekmek almaya, süt almaya mecbur insanlar, marketler kar etmeye devam edecek. Enflasyon olsa da. Evet, peki Şok Market kendim aldım mı? Bimaş'ın ve Migros'un FK'ları görünce ve gerçekten defansif hisse olduğu da doğru. Bunları da düşününce birazcık aldım. Çok aldım mı çok almadım. Çünkü burada iyi bir rally yaptı zaten yakın bir zaman önce. Grafik olarak süper değil. Yani çok dinlenmiş, bir patladı mı uçacak diyebileceğim bir grafik yok ortada. Ama sektör güzel. FK çok ucuz olmasa da diğer sektöründeki diğer hisselere göre uygun. Bu yüzden Şok Market birazcık aldım. Portföyümde yaklaşık 20 hisse var. Birisi de Şok Market oldu. Gelecek bilançoya göre pozisyonumu tekrar düşünebilirim. 1,3 milyar kar gelirse o zaman kesin tutmaya devam ederim. Ama 900 milyon kar gelirse o zaman ne yaparım bilmiyorum. 105 lira hedef veren vardı. 105 lira gerçekten olabilir bence. Peki teknik hedefler? Yani büyük bir düzeltme yapmadığı için FIP düzeltme kullanmadım. Trend temelli FIP kullandım. Ve 89,5, 98, 122 bunlar çıktı. Portföyümde yaklaşık 20 tane hisse var. Peki çok değil mi? Bu kadar çok hisseyle uğraşılır mı? Uğraşılır çünkü takip etmek zor bir şey değil. Ekleyin takip listenize. Haftada iki kez fiyata bakmanız yeterli. Kap uygulaması indirin, bildirimleri açın oradan. Bir kap gelirse size bildirim geliyor zaten. Takip etmek zor bir şey değil. Şu anda borsada 550 tane hisse var. Bunların 30-40 tanesi yükselecek hisse. Yani öyle hisseleri bulup alırsanız iyi olur sizin için. Peki en potansiyelli, en iyi yatırımları yapan hisseye tek girmek mantıklı değil mi? Bence mantıklı değil çünkü en potansiyelli hisse bazen baskılanabiliyor. Bu yüzden son gözlemlerim neticesinde hisseler arası geçiş sistemin daha iyi işleyebilmesi için ne kadar çok hisse o kadar çok geçiş fırsatı imkanı sunduğunu fark ettim. Bu yüzden bir senin yükseleceğine inanıyorsam az da olsa almaya çalışıyorum. Videolarımdan istifade edenler bu kanalın devam etmesi için katıl butonundan destek olabilir. Şuradaki seviyorsun kardeşim desteği kısmına özel videolar yüklüyorum. Genelde lotu az hisselerin yorumlarını oraya yüklüyorum. Ve şuradaki oynatma listesine ekliyorum. Bildirimleri açanlara bildirim de gidiyor. Bugün mesela bilançolar geldi. Bilançolarla ilgili de bir video çekeceğim birazdan yükleyeceğim. Katıl butonu iPhone'larda çıkmıyor. Katılın linkini video açıklamasına koyacağım. O linki Kur'an veya Safari ile açarlarsa açılıyor. Hazırlamış olduğum 15 saatlik sıfırdan uzmanlar temel teknik borsa eğitimi. Özellikle borsaya yeni başlayanlar bu eğitim baştan sona izlesin, bitirsin. Çünkü borsada da bir matematik var. Firmaların beklentilerini hesaplamak lazım. Grafiğini okumak lazım. Tahtacının maliyeti ne olabilir? Bunu düşünmek lazım. Hepsini birleştirip düşünmek lazım. Karmaşık bir şey. Çok sebep var. Hepsini birleştirip düşünmek lazım. Ve borsaya yeni başlayanlar bunları öğrenmeden al sat yapmaya kalkarsa çarpılma ihtimalleri çok yüksek. Bu yüzden özellikle borsaya yeni başlayanların eğitim alması gerekiyor. Ve özellikle yüklü parayla oynayacaksa yılların birikiminizi heba etmeyin. Yılların birikimleri boşa gitmesin. Bu yüzden borsayı öğrenin, sonra büyük parayla yatırım yapın. Bu yüzden borsaya yeni başlayanlar kesinlikle izlesin. Daha tecrübeli olanlar da farklı bakış açıları öğrenmek için yine faydalı olacaktır onlar için de. Bu eğitimin linki de video açıklamasına koyacağım. Öğrenciler Twitter'dan yazabilir. Genç Borsa CYT'de onları indirim kodu tamamlarım. İzlediğiniz için sağ olun.